Hepinize merhaba gençler, ben Lanspa, bilgisayar gençler, yenip yeni bir kurgu parti videosu ile karşınızda bugün de Mert var. Mert hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Gençler bugün GMP Network'ün Emek Skarlı kurgu parti ile birlikte karşınızdayım. Paketin geliştiricisi ve hani ayarlayıcısı Mert yanımda. Paketi yapan kişi o yani. Yani düzenleyen kişi değil, ayarlayan kişi o. Ve bugün size bu paketi tanıtacağız. Paketi satın almak isteyen arkadaşlar olursa bize Discord adresimizden ulaşabilirler. Şimdi gençler biz normalde bir video çekmiştik ama video programından dolayı bir sıkıntı çıktı ve video çöp oldu. O yüzden tekrar çekiyoruz. Şimdi öncelikle buraya geldiğimizde arkadaşlar ben şu süreli flame'i vereyim, silebiliyor musun kanka? Bir dakika. Silebiliyorsan sil, ben tanıtmaya devam edeyim. Burada warp menüsü var gençler. Şöyle warp menüsüne girelim. Burası spawn, market, zararsız moblar, balıkçı, arena, kasalar, köylü takas ve zararlı moblar var. Hepsi spawn'da neredeyse. Çoğu spawn'da yani. Şöyle market diyeyim. Markette spawn'da arkadaşlar hazır ve nazır bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası. Yani MX4'te bulabileceğiniz her şey var zaten. Kendiniz bir şeyler eklemek isterseniz de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası market. Buradan arena'ya gidiyor arkadaşlar. Hızlıca bir arena'ya gidelim. Bu arada her yerin... Buradaki bütün RG'ler falan ayarlı zaten. Aynen, ben de onu diyecektim. Bütün RG'ler ayarlı. Serlant fiyatları falan. Aynen, şöyle girelim. Okumu versene kanka. Bir dakika. Nerede? Tamam, okuma gireyim. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Bütün RG'ler ayarlı. Şu köşelerde RG yok çünkü burada görmez bloklar olduğu için RG atmaya hani gerek duymamışlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi RG'leri ayarladım. Onun için spawn döndüğümüzde arkadaşlar burada tekrardan şey diyorsunuz, bir de iki kişi vardı ya. Kanka bu arada mikrofonlar bazen üfleme sesin geliyor, benim olsun. İki kişi vardı ya. Gampinetwork.net, www.gampinetwork.net diyor arkadaşlar. Onun dışında burada tekrardan menüler var. İşte arena şu bu. Buradan gidip bakabilirsiniz. Kit menüsü var. Kit menüsünde VIP kit ve oyuncu kitleri var. VIP kitlerine gelelim hemen. 4 çeşit VIP bulunmakta arkadaşlar. Hero, Legend, Titan ve Hyper olmak üzere 4 çeşit VIP bulunuyor serverda. Onun dışında kit olarak da 5 çeşit de oyuncu kiti bulunmakta. Oyuncu ana rank, oyuna başladığınızda 4 ayrı oyuncu rankı daha bulunmakta. VIP fiyatlarına geldiğimizde 4 çeşit VIP olduğu için 4 çeşit VIP satın alma çeşidi var. Çeşit demiyorum ona. 4 çeşit şey var işte. Burada her VIP'in kendine özel özellikleri var ve özellikleri hani hediyeleri var diyeyim. İşte mesela bir adet Iron Golem spawner, bir adet Iron, 5 adet Iron Golem spawner gibi, buraya görmüş olduğunuz gibi özellikleri bulunmakta hediyeleri. Burada profil sistemi var. Oğlum ben çok mu hızlı konuşuyorum ya? Biraz yavaşlayayım. Burada profil sistemi bulunmakta. Diyor ki şu ana kadar 0 kişi öldürdün, şu ana kadar 0 kez öldürdün. Toplam 27 dakikadır serverda bulunuyorsun. Ada seviyen ve ada takım sayını gösteriyor arkadaşlar. Takım sayınızı gösteriyor. Bilgi var. Bilgiye tıklayalım. Burada Skyro komutları diyor. Skyro komutları dışında, özür dilerim, alarmım çaldı. Oyuncu için komutlar diyor. Başka market komutları galiba bunlar değil mi? Aynen. Market ve para komutları. Profil bilgileri diyor. Biraz önce baktığımız profili yönlendiriyor. Rütbeler, VIP bilgi ve kitler bulunmakta. Rütbelerde de burayı yönlendiriyor. Skylord, Skylegend, Sky Elite ve Sky GMP olmak üzere. 4 çeşit rank var. 1000, 10.000, 50.000 ve 100.000 olmak üzere dediğim gibi levelleri de bulunmakta. Ada panel bulunmakta. Hemen bir ada paneline bakmak gerekirse arkadaşlar şöyle ada paneli tıklayalım. Ada oluşur. Ada sıfırla var. Onun dışında burada geleneksel ada şeyleri var. Yani ada şeyleri, ada komut yerleri var. Ada ışığından en iyi 10 ada falan olmak üzere. Burada gene profil bilgisi var. Sen ne zamandır oyundasın falan filan, ama bende ekran büyük olduğu için gözükmüyor. Onun dışında ne varmış? Aktif ve pasif modlar varmış. Hemen gidelim şuradan. Hızlıca gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aktif ve pasif modlar burada. Burası aktif modlar. Pasif modlar ne tarafta olur? Pasif modlar da burası mı? Aynen. Lan 40 genç. Pasif modlar da burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Spanları falan da var zaten. Onun için spanları göstermek gereken başka bir şey kaldı mı? Kasalar mı? Aynen, kasalar kaldı bir. Bir de balıkçılardı. Balıkçı da var. Ha aynen. Takas yeri de var. Burada 5 adet, burada 1 adet kasa bulunmakta arkadaşlar. Ressams kasayı aç
İstersen. Açayım mı kanka? Açalım. CC admin. Bir adet destans alayım ya, açayım. Aa, çok seviyorum destans kasa sistemini. Diğerleri normal kasa ama bu daha iyi. Böyle tıklıyorsunuz. Nereye geliyor ikinci? Bu taraf. 3 buraya galiba. Aynen. 4 de buraya gelecek. Aynen. Mesela şimdi ne çıktı herkes? Hemen yani bakalım. Destansı botu, destansı göğüslüğü, göğüs zırhı ve kılıç. Destans kılıcı ve 3 adet event kasa anahtarı çıktı arkadaşlar. Hani görmüş olduğunuz gibi destans kasanda güzel şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Burası külte kasasını. Hüseyin abi var burada. Başka ne varmış? Ahmet abi. Anahtar ve parçası. Mehmet abi var. Anahtar parçasıyla taş. Taş ve kırık taş ve şeyden çıkıyor. Sudan. Balık tutunca. Tamam. Onlara bakacağım. Burada spam takas ve anahtar takas var. Ve kelime oyundan çıkıyor. Şimdi o balık sistemi dediğim şu mu? Bir dakika. Evet. Bu değil mi? Ha. Neymiş bakalım. Sonucumuzda yeni gelen balık sistemi. %1 şansıyla anahtar parçası, %4 şansıyla çöp çıkma şansı vardır. Balık tutuyor gibi çöp veya anahtar parçası mı tutuyorsun kanka? Ay şansa göre ya çöp tutuyorsun ya da anahtar parçası. Balık geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu vallahi hiç bilmiyorum, ben yapmadım. Ha, onu ayarlamadın sen, tamam. Aynen. Şimdi. Ama gelme ihtimali o. Aynen, gelme ihtimali var, ona bakarız zaten. Şu yukarıda bir şey var mı? Şu aradan gidiliyor. Burası yok, orası sadece bolt ama istedikleri gibi düzenleyebilirler. Aynen, burayı istedikleri gibi ayarlayabilirler abi. Şimdi başka spawn'ı gösterecek bir şey yok. Adaya geçelim mi? Gibi. Oldu. Tamam, adaya geçelim hemen. Bir de tab olayı var. Tab var. Animasyonlar var. Tab'da animasyonlar var. Ben hemen göstereyim. Ben onları göstereyim. Siz geliştiricide şöyle bir animasyon var. Geliştirici siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Pluginer, admin gibi. Admin Hyper'da. Var. En yüksek VIP'de böyle bir özellik var. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunları. Evet, onları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir tane daha VIP'de var. Bu da böyle. Seninki de böyle. Onun dışında tab'a baktığımızda ilk giriş tarihini yazıyor. İlk giriş tarihiniz yazıyor saatiyle birlikte. Onun dışında çevrim içi sayısı yazıyor. Gecikmeniz, rütbeniz, canınız ve seviyeniz yazıyor ve adınız yazıyor. Normal bir tab. Adamımıza gidelim hemen. Ben sizin için sıfırlayayım. Is confirm, özür dilerim. Confirm dediğimde burada 3 işte adı bulunuyor. Ben normal adı seçeceğim. Ve normal adaya otoritmen sizi götürüyor. Burada diyor ki Skybrook farm yapmayı bol şanslar. İyi eğlenceler. Farm yapmayı unutma yazıyor orada ama unutma sığmadığı için. Farm yapmayı bol şanslar. İyi eğlenceler yazmışlar. Onu değiştirebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz onu. Sizi adada bir adet inek karşılıyor. Emek olduğu için yani inekten intihar edebiliyor. Ada kit falan yok. Günlük kit. Aynen, ada kiti günlük kit yok çünkü emek. Sadece vota var, bir de süreli fly gösterelim. Ha bak, ben süreli fly olayına bayıldım. Kanka bu diğer sunucularda var mıydı? Ben başka sunucuda görmedim süreli fly. Ben kendi scriptim bu benim. Kendi scriptim. Tamam kanka. Çünkü ben diğer sunucularda şey gördüm hani süreli fly ama hani böyle şey ne denir ona, eline bir kağıt geliyor. Kağıda sağ tıklıyorsun. Sana fly veriyor. İşte fly'ı açıp kapatamıyorsun ama. Kapattığın an fly'ı süren olsa bile gidiyordu fly falan. Millet şey yapıyor. Kandırıyordu bizi de. Şöyle fly satın al yaz falan diye. Millet parası gidiyordu. Onaylıyorum yazacağı için de adam okuyup öyle yazıyordu. Para versene bana bir, ben deneyeyim bunu. Verdim mi? Verdin mi? Hemen fly satın al yaz. Önce bir fly satın almaydı. Fly. Evet. Satın. Şuraya fly yazınca zaten fly satın alıyor. Diyor ki onaylıyorum. Onaylıyorum abi. Ve fly'ımızı satın aldık arkadaşlar. Kanka bir saatten fazla alabiliyor muyuz? Yoksa her bir saatte bir mi alabiliyoruz? Yani mesela hayır, üst üste ben 3 kez aldım. İstediğin kadar alabiliyorsun aynı komutu tekrarladığında. Hayır, mesela ben 3 kez üst üste bastım direkt 3 saat mi alıyorum? Yoksa evet. Bug'a girip 1 saat mi duruyor? Hayır, 3 saat. 3 saat tamam. Hemen süreli fly yazıyoruz. Zaten sunucuda sadece kullandığın zaman gidiyor. Aa, mesela bak bir öncekinde de aldığım için şu an 2 saat sürem var. Şimdi mesela lafın geçip bir şey soracağım. Diğer sunucularda kanka giriş yapmasak bile fly süremiz gidiyordu. Burada da gidiyor mu? Bunda gitmiyor. Gitmiyor. Test edelim abi. Niye vurdun şimdi bana? Ayıp değil mi? Yanlışlıkla vurdum. Ha, bunu da görmüş olduk. Bir dakika mı? Bir dakikada mı çıkıyor savaştan? Tamam, ben çıktım. Ha, tamam çıktı. Şimdi bir dakika benim... Sen fly'ı kapat bir istersen. Aynen, bir fly'ı kapatayım. Uyarı verdi zaten. Başarıyla kapattın diyor. Hemen de bir şeyi test edelim arkadaşlar. Hemen sunucudan bir çıkalım abi.
çıktım şu an sunucudan. En son 1 dakika 59 saniyemiz vardı. Yok, 1 saat 59 dakika bilmem kaç saniyemiz vardı. Şimdi tekrar giriş yapalım. Ölmüşüm lan. Tekrar giriş yaptım. Adama gidip savaştan kaçtı. Fly yazdığımda bakıyorum. Gitmemiş. Beğendim. Güzel özellik bence. Gitmemesi iyi olmuş. Yani mesela fly aldınız. Farmınızı yaptınız. Fly yazıp fly'ı kapatabiliyorsunuz. Yani şöyle diyeyim sana. Kapalıyken 1 saat süre gidiyor mu? Mesela kullanmıyorum. Kapalıyken gitmiyor. Oyunda 90'dan gitmiyor. Yani ben bunu 1 saat alıp 1 hafta boyunca böyle 5'er dakika 5'er dakika kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Güzel özellik. Bunun dışında ne var? Slash bilgi diyor. Adaya gidince bilgi diyelim. Ya bu normal. Bizim biraz önce baktığımız bilgi. Onun dışında ne var? Başka özelliği bir şey var mı kanka? Bir de optimizeli paket. Optimizeli. Normalde Epic Hoppers falan da vardı ama ücretli olduğu için biz çıkardık. Yani şöyle diyelim. İstediğiniz gibi diyebilirsiniz. Ha, yani satın alan kişi kendi istediği gibi satın alıp Epic Hoppers'ı kendi koyabilir mi? Evet, istediği gibi koyarım. Bence Epic Hoppers'ı alsak. Şöyle diyeyim, klasör mü bıraktın tabii, yoksa tabii. Direkt jarı silip klasörde sildin mi? Sildim ama Discord'dan gelip sorarsa bana ben yardımcı olurum. Ya tamam, paketi satacağın için arkadaşlar satın alan kişi bize iletişime geçerse her türlü ayarlarız onları. Sıkıntı yok. Onun dışında kanka göstermem gereken bir şey var mı? Optimizeli paket ve bir tane de o ucak şeyini göstereyim. Gel ha ben. Fırın sistemi. Evet. Bir dakika. Bak şimdi buraya. Baktım. Oğlum Diamond Helmet'ı nasıl eritiyorsun lan? Bekle gör. Al bak 5 tane geldi. Oğlum ben gider arada milleti keserim, itemlarını da eritirim o zaman. Evet öyle zaten. Bu ne oğlum? Elması eritebiliyor muyuz? Eritemezsin ama. Bir dakika. Aslında mantıklı sistem senin dediğin ha. Yapılabilir. Hop ver lan bak. Oğlum. O nasıl bir şey oğlum ya? Bir dakika ben inanmıyorum. Bir büyü mü yaptın? Ne yaptın sen? Doğru. Ağaç kırma efekti de var. Onunla biraz. Bekle. O nasıl bir şey lan? Hadi biz sunucularda görüyorduk anasını satayım. Hani ne denir ona? Elmas bloğu bir şey yapıyordun. Başka bir şey dönüşüyordu. Tamam falan filan da. Güzel sistem. Bak yani şimdi ağaca bak istersen. Aa bu da güzelmiş. Bu senin Hunter paketinde de vardı değil mi? Ama o Fablet'in evet. Kendi özelliği miydi? Bir şeydi o. Spawn'la steklenme özelliği de var. Göster kanka. Spawn'la item SP mi kullanıyorsunuz? Ya, hayır. Ne kullanıyorsun? Kendi özel script mi? Epic Spawn falan mı? Ultimate Stacker. Ultimate bedava ancak çok iyi. Like, ya Ultimate, hayır Ultimate diyorum. Epic Spawn'ın ücreti zaten. Ha. Max 10 tane oluyor. Bir dakika. İpeksiyle kırayım şunu. Kıramıyorum. Şimdi farkımızın zamanında ipe dokunmuş olması gerekiyor. Onu ben düzenleyeyim bu arada. Bak bunun olması güzel olmuş. Beyaz hatta işte ipeksi gerekiyor falan filan o güzel olmuş. İpeksi var mı? Muhtemelen yok. Aynen yok. Bir dakika. Oradaki mesaj beyaz yazıyor. Onu ben düzeltirim bu videodan sonra. Kanka 9 olabilir mi? Maksimum sayısı. Aynen. Son 9 galiba. Aynen. Bu arada paketi bir aydır falan baktığınız için unuttuğunuz şeyler olabilir abi. Zaten satın bir ay değil 2-3 ay. 2-3 ay mı? Şimdi gençler paketi biz kısaca gösterdik. Paketin daha göstermediğimiz şeyleri de vardır muhtemelen unuttuğumuz. Zaten evet. Paketi detaylı görmek isteyen kişiler bize Discord'dan ulaşabilir. Fiyatı da Discord'da yazıyor herkese. Şu an bir fiyat belirlenmedi. Fiyatı Discord adresimizde bulunmakta. Discord adresimize girip sol taraftaki Skyblock plugin paketi odasına bakarsanız oradan paket hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz. Ve fiyatını öğrenebilirsiniz. Satın almak isteyen kişiler MerzGP'ye veya bana ulaşabilirler arkadaşlar. Bir dakika sen daha sistem yorum bu arada. Ne sistemi kanka? Kesin unuttuğum sistemler var demiştim. Ne unuttum? İstersen yani bunu kaldırabilirsiniz. Skriplerde ama script sonuçta bir dakika. Ne kanka? Şunu göstereyim. Bir su alayım.
Ne oldu? Şu büyüyünce otomatik olarak kırılıyor bu. Ha, o script mi? Evet. Ancak bunu şeyle yapamazsınız. Normal kendisi büyümesi gerekiyor. Otomatik olarak kırılıyor. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Yanına huni koyuyorsun. Direkt huniye düşüyor. Ha, otomatik olarak kırılıyor. Kaktüs farmları için çok iyi bir şey aslında. Kaktüste falan da geçerli mi bu kanka? İsterse yapabilir onu. Zaten scriptler kodunu değiştirecek sadece. Mantıklı oğlum. Kaktüs farmlarında bir çit koyma zorunda kalmaz adam. Mantıklı aslında. Yani satın alan kişi bunu istediği gibi editleyebilir. Tamam yeter. Dediğimiz gibi unuttuğumuz şeyler kesinlikle vardır pakete. Daha detaylı bakmadım ben. Hani daha pakete bakmadım ben. Mert açtı. Paketin fiyatı dediğim gibi Discord adresimizde bulunmakta detaylarıyla birlikte. Detaylarını öğrenmek isteyen kişiler bununla iletişime geçebilir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz bu dakikaya kadar. Teşekkürler. Discord adresimize de gelmeyi unutmayın. Yeni Discord'a geçtik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.